Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayının son 2 günü kaldı elimizde. Cenab-ı Hak değerlendirmek nasip etsin inşallah. Ümitliyiz, mutluyuz ama bir taraftan da hüzünlüyüz. Ramazan-ı Şerif ayı su gibi geldi, geçti değerli kardeşlerim. Bizler yine her zaman olduğu gibi TV52 ekranlarında, Ramazan Bereketi programında vaktimizi en güzel şekilde değerlendirmek adına sizlerle beraberiz. Bugün yine stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Kıymetli Ordu İl Müftü Yardımcımız, değerli gönül insanı, büyüğümüz Avni Bolat hocamız bugün bizimle beraber vaktimizi inşallah bu mübarek vaktimizi sevgili hocamızın sohbetiyle değerlendireceğiz. Hocamıza geçmeden önce şöyle bir kıssadan hisse alalım diye inşallah bir kıssayla başlamak istiyorum. Bir dede, bir oğul ve o dedeye bakmakla görevlendirilmiş olan bir gelin, bir hanımefendi. Aynı evde yaşıyorlar. Gelin artık yaşlı adamı bakmaktan bıkmış olsa gerek ki sürekli kocasına al babanı götür, al babanı götür, ya baban gitsin ya ben gideyim diye sürekli böyle telkinde bulunuyormuş. Zamanla adam, yani kadının kocası, bu durumdan bıkmış, artık canına tak demiş. Bir gün mevsim kış, babasına demiş ki babacığım hadi gel seninle dağa odun yapmaya gidelim. Biz evlatla odun yaparken sen de bir kenarda oturursun. Bir yatak almış eline evlat, oğlunu da almış eline. Biraz da erzak, babasını sırtlanmış dağa gitmişler. Dediğimiz gibi mevsim kış. Yatağı dağın başında yere sermiş. Babasını da onun üzerine oturtmuş. Demiş ki babacığım biz torununla beraber şöyle dağdan odun hazırlayalım. Sen bizi bekle. Biz işimizi hallettiğimiz zaman seni alır evimize döneriz. Torunuyla beraber baba dedenin yanından ayrılmışlar. Zaman geçmiş, epey zaman geçmiş. Eve doğru yol alırlarken torunu babasına demiş ki babacığım dedemi almadık, dedemi orada bıraktık. Babası da evladına demiş ki o artık yaşlandı, onu evimize götürmeyeceğiz. Onun yatağını oraya serdik, yiyeceklerini de yanına bıraktık. Artık deden burada yaşayacak, biz evimizde yaşayacağız. Ben dedemi almadan gitmem demiş torunu babasına. Gitmek zorundasın demiş babası oğluna. Hayır demiş. En son evladı demiş ki o torun, küçük torun, babacığım sen dedin ki deden yaşlandığı için onu biz dağ başına bıraktık. Babacığım sen yaşlandığın zaman ben de seni aynen böyle dağ başına mı bırakacağım o zaman deyince adamın aklı başına gelmiş. Gözyaşlarıyla beraber dedenin yanına gitmişler. Onları gören dede demiş ki evladım döneceğinizi vallahi biliyordum. Nereden biliyordun babacığım, uzun zaman oldu biz buradan ayrılalı. Demiş ki evladım ben yaşlandığı zaman babamı dağ başına bırakmadım ki benim evlatlarım da beni dağ başına bırakmış olsun. Değerli dostlar, bugün anne baba hakkını konuşacağız inşallah. Rabbim cümlemize istifade edebilme fırsatı nasip eylesin. Vakit kaybetmeyelim. Sevgili hocamız bu konuda bakalım bizlere neler anlatacak. Değerli hocamıza dönelim inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ramazan-ı şerefiniz mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun. Sonlara doğru sizi konuk alabildik hocam, yoğunluğunuzdan elhamdülillah. Evet, estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizlerin de yoğunluğu, teşekkür ediyoruz. Rahmet ayı tabii başladı, geldi, gidiyor, bitmek üzere. Bir iki gün kaldı. Rabbim inşallah gereği gibi değerlendirmiş olan kullardan eylesin bizleri. Amin değerli hocam, amin. Sanki ömrümüzün son Ramazanıymış gibi inşallah değerlendirmişizdir. Rabbim nice öncelikle bayrama, nice Ramazanlara kavuşabilmeyi hepimize nasibim ve ser eylesin. Amin. Sevgili hocam her Ramazan'ı sanki son Ramazan'ımızmış gibi değerlendirmek, evet, bizim için de çok faydalı olacak değil mi? Tabii. Tabii çünkü Ramazan Mektebi'nden gerekli dersleri alabiliyorsak ne mutlu o manada. Çünkü bir dahaki Ramazan'a ulaşabilecek miyiz, ulaşamayacak mıyız? Yarınımız var mı yok mu bilmiyoruz. Tabii bu Ramazan'a ulaşamayan geçmişlerimiz var. Kesinlikle. Özellikle işte 75-80 gün olur yanılmıyorsam deprem bölgesinde, evet, evet 11 hocam. İlimizde deprem hadisesi neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Rabbim öncelikle onlara rahmet diliyoruz Mevlamız'dan. Mekanlarını cennet eylesin. Amin sevgili hocam. Yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Geride kalanları sabr-ı cemil, ecr-i cezil, metanet ihsan eylesin. Amin. Sağlık sıhhat içerisinde inşallah bayramı buruk da olsa yapabilmelerini ve daha nice Ramazanlara, bayramlara hep beraberce kavuşabilmeyi Mevlam hepimize nasip eylesin. Amin. Sevgili hocam nasıl geçiyor mübarek Ramazan-ı Şerif ayı? Neler yaptınız müftülüğümüzde? Bu malı çalışmalar var elhamdülillah. Hani mukabeleler, teravihler. Öncelikle vaazıyla,
hani görevlerimiz din görevi mukabelelerle, hatimlerle, teravihlerle, gündüzün saim, gündüz ve gece kaim misali. Hı hı. Hani müftülüğümüzün iyilik çarşısıyla yoğun bir şekilde inşallah elhamdülillah geçiyor. Sürekli Ramazan, yoğun değil mi hocam? Orası sürekli yoğun elhamdülillah. Allah'a şükür. Hele bu depremin üzerinden biraz daha tabii oralar dolup taştı elhamdülillah. Vatandaşımıza çok güzel bir çok hayır kapısı oldu. Kardeşlerimiz çok duyarlılar. Allah razı olsun hepsinden. Yapmış olduğu yardımları Mevlam bu mübarek ayın hürmetine kabul etsin. Hı hı. Gerçekten Necip milletimiz yardımperverliğini gerek deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize, gerek de burada ihtiyaç sahibi olanlara gösterdi, gösteriyor. Cenab-ı Allah hepsine razı olsun. Amin. Yapmış olduğu hayırları, yardımları, zekatları, fıtraları hatta kabul etsin diyorum. Amin. Sevgili hocam biz şahit oluyoruz. Raflar, yani o kadar insan sirkülasyonu olmasına rağmen raflar boşalmadan doluyor. Doluyor. Peşinden Allah hemen geliyor olsun. Elhamdülillah. Evet. Yani bu millet de bereketli Allah aşkına. Elhamdülillah. Şükür Mevla'ya. Sevgili hocam bugün anne baba hakkını konuşacağız. Hı. Büyüklere saygıyı konuşacağız inşallah. Elhamdülillah siz de çok kıymetli bir babasınız. Allah bize de bu ulvi görevi bahşetti. Cenab-ı Hak evlatlarımıza da bu bağlamda hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Değerli hocam, herkese nasip eylesin. Diyorum. Eyvallah. Hocam ben diyorum ki cennet vesilemiz olacak olan büyüklerimiz deyince aklımıza kimler gelsin hocam? Neler gelsin? Neler evet. yapalım? Neler yapıp cenneti kazanalım evet. inşallah? Değerli başta hocam buyurun. Başta büyüklerimiz deyince aklımıza az önce de bahsettiğimiz gibi ebeveyn yani anne babamız geliyor. Hı hı. Efendim dedelerimiz, ninelerimiz her iki taraftan. İşte amca, hala, dayı, teyze, akraba grubundan. Efendim büyük hocalarımız, alimlerimiz geliyor. Devlet büyüklerimiz geliyor. Alimlerimiz, hocalarımız diye özet olarak böylece bahsedebilirim yani hı hı. büyüklerimizden. Ama asıl kasıt büyüklerimiz denince ana babamız aklımıza geliyor, evet. gelmesi lazım. Nasıl yapalım hocam peki büyüklerimiz nasıl değerlendirelim? Cennet vesilemizdir elhamdülillah hep bunu biliyoruz. Ne yapalım hocam? Annemize, babamıza, büyüklerimize nasıl davranalım ki hem Rabbimizin rızasını kazanalım, tamam. hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine mazhar olalım, hem de Allah'ın izniyle neticesinde cenneti kazanalım. Cennete neler yapalım sevgili hocam? Mevlamızın izniyle. Tabi insanlığı hem dünya hem de ahiret saadetine kavuşturmak için gönderilen yüce dinimiz İslam. Bakın Cenab-ı Allah'a efendim itaatten sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmet ve muhabbet göstermekten sonra sevap ve fazilet bakımından hı hı. en büyük ameli ana babaya hürmet olarak zikretmektedir. Zira ayeti cellede İsra suresinin 23. ayeti cellesinde de Rabbimiz bu konuda bizlere şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gada rabbuke ella ta'budu illa iyyahu ve bil validayn ihsana. Rabbin kesin olarak şunu emretti. Ancak kendisine ibadet edin, ana ve babaya güzellikle muamele edin. İmma yablughanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, yani ihtiyarlık haline ulaşırlarsa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا o ikisine iyi ve yumuşak söz söyle buyuruyor. Bakın. Sevgili hocam, öf bile deme meselesi var yani. Tabii, en azını evet. yasaklayan bir din hı-hı. daha ağırını kesinlikle yasaklar. Hocam, Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde bu öf bile demeyi evet. en son raddi artık. Yani asla yapmayacaksınız diğer tefsir ediyorsunuz. Evet, evet. Tabii. Yani en azını yasaklayan bir din hı hı. daha da ağırını elbette kesin olarak Mevlamız yasaklıyor. Onlara hürmet göstermemizi, saygıda, hürmette kusur etmemizi, Rabbimiz emrediyor. Hı hı. İşte onlara merhamet göstermek, saygı göstermek, hürmette, saygıda kusur etmemek, onlara güzel davranmak, onları üzmemek, onları efendim kırmamak, bıkkınlık göstermemek, hı-hı. hatta öf bile dememek her mümini, Müslüman, İslami bir vazifesidir. Kesinlikle. Zaten insan olarak da bir görevimizdir zaten bu da. Evet sevgili hocam. İşte evladı için ne yapıyor anne baba? Her çeşit güçlüğe katlanıyor. Yemeyip yediriyor, içmeyip içiriyor, giymeyip giydiriyor. Efendim hayatın bin bir türlü efendim çile ve ızdıraplarını çekiyor. Yavrusunun üstüne değil mi? Bir sineğin bile konmasını ne yapmıyor? İstemiyor. İstemiyor. Ona hocam, bir zarar gelmesin diye. Hocam evlat çok diyor. Üzerine çok eğiliyor. Eyvallah. Evlat diyor insafsız alacaklı gibidir. Ta anasının rahmine düştüğü zaman da kusturur. Evet.
anasından doğar ömrünün sonuna kadar da kusturur. Böyle evet. diyorlar hocam. Yani bir annenin büyüklüğü de buradan gerçekten tabii, anlaşılıyor ama sevgili o hocam. Anne, bu anne için tatlı bir kusturmadır. Değil mi sevgili hocam? Eyvallah. Sevinçli bir kusturmadır yani. Hı-hı. O ızdıraptan anne ne yapar? Sevinç duyar. Eyvallah. Çünkü evladı yanına sarmalar, yemeyip yedirir, içmeyip içir, giymeyip giydirir. Onun üzerine titrer ki hayırlısıyla büyüsün, devlete, millete, dine, diyanete hayırlı bir evlat olsun diye ne yapar? Çalışır, sahibi gayret sarf eder. Eyvallah. Zaten hocam. İman sahibi hiçbir kimse de ne yapamaz? Vicdan sahibi, iman sahibi bir kimse ana babasını hürmetsizlik edemez. Onlara da zaten saygısızlık edemez. Etmemeli gerçekten. Hı-hı. Bakınız dinimize göre ben Müslümanım diyen herkes ana ve babasına daima hürmet edecek, sevgi ve şefkat gösterecek. Efendim onların gerçekten İslam'a uygun olan bütün emirlerine itaat edecek. İslam'a aykırı ise, haram bir şey yap diyorsa uymayacağız. Hocam sadece burada mı uymayacağız anne tabii. babaya? Haram, yasak olan, İslam'a aykırı, haram olan, yasak olan bir şeyi istediklerinde yapmayacağız. Diğer hiçbir çünkü şey Allah'ın emrini çiğnemiş oluruz. Haram kıldığı şeyi yapmış oluruz ki bu da hiçbir kul içinde Cenab-ı Allah'ın yapılmasını istemediği bir şeydir zaten. Sevgili hocam anne baba konusunda yani haram dışında ne isterlerse yapmakla sorumlu. Meşru tabi. Haram dışında meşru olan meşru her şey. Olan, evet. Tabi. Ona öyle bir açıklık getirelim. Anladım sevgili evet. hocam. İşte bu sebeple anne baba ya hürmet hayatta oldukları sürece devam edecek. Hı hı. Etmesi gerekiyor. Yoksa hayatını belli bir şanda efendim hürmet saygı göstereyim de ondan sonra göstermeyeyim değil. Tabii. Bunun için dinimizde senede bir gün anneler günü ve babalar günü doğru değil. Değil mi hocam? Tabii. Her gün anne babaların günüdür. Evet ben de buna biraz... Her gün her zaman saygı ve hürmet gösterilmedi. Gösterilmeli. Sadece bir gün anneler günü, bir gün babalar günü. Bu kapitalist sistemin getirmiş olduğu bir olay. O gün özellikle daha fazla tamam anılıyorsa, hürmet gösteriyorsa tamam ama diğer 365 gün değil mi? Unutuluyorsa da sadece bir gün hatırlanıyorsa. Bir gün hatırlanıyorsa o doğru değil. Burada sıkıntı senenin var. Senenin her günü hürmet göstermek lazım. Onları hatırlamak lazım. Onların bu sebeple en kıymetli varlıklarımızın hafife alınması, değersizleştirilmesi. Bir güne sığdırılması. Tabii bir güne sığdırılması. Veya sen bir şey bilmezsin. Sen efendim beynin sulanmış. Seyircilerin çok affedersiniz beni mazur gördün. Yok sen moruk. Affedersiniz gibi bir ifadeler kullanmak zaten. Bir mümine Müslümana da yaraşmaz. Hatta insana yaraşmaz diye ifade edebilirim. Yani o sebeple onlara hürmet göstereceğiz. Onları senenin efendim her günü hatırlayacağız. Her zaman hürmet göstereceğiz ki böylece Rabbimizin emrini yerine getirmiş olacağız. Hı-hı. Onlara karşı da görevimizi böylece yapmış olacağız. Bakın, hocam sorumluluklarımızdan da bahsedecek misiniz inşallah? Tabii tabii. Evet. Tabii tabii. Buyurun sevgili hocam. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre Peygamberimize bir gün birisi geliyor. Racun ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün bir adam gelerek efendim ne yapıyor? Peygamberimize soruyor. Fekale dedi ki ya Resulallah men ahakkun nasi bi husnü sahabeti ya Resulallah insanlar içinde iyi muamele etmeme en layık olan kimdir? Bakınız insanlar içerisinde en güzel muamele etmeme, hizmet etmeme ve muamele etmeme en layık olan kimdir diye soruyor Peygamberimize birisi gelerek. Bakınız onun üzerine Peygamberimiz buyuruyor ki gâle ümmük annendir buyuruyor. Bakınız Peygamberimiz evet. birinci seferde. Sonra gâle fümmemen o kişi soruyor. Sonra kimdir diye yine soruyor. Bunun üzerine Peygamberimiz gâle ümmük ikinci seferde de annendir diyor. Kişi yine soruyor. Gâle fümmemen üçüncü defada kimdir diye sorduklarında ya gâle yine ümmük diyor. Ya yine annendir diyor üç defada da. Dördüncü defa soruyor. Gâle fümmemen sonra kimdir diye sorduğunda ise gâle ebûk. Yani. Dördüncüsünde babandır diyor. Buradan ne çıkaracağız sevgili hocam? Buradan hani erkekler peygamber kadınlara annelere torpil geçti de bizi unuttu diye bir şey çıkarmasınlar. Böyle çıkaranlar var. Tabii maalesef öyle çıkaranlar var. Onun için açıklama gereği duydum. Ama biz kendimizi örnek alalım. Sabah 7'de 8'de çıkıyoruz evimizden. Akşam 7'de hani iftar vakti diyelim 6'da 7'de. Veya efendim Ramazan harici zamanları da düşünerek söyleyelim. 8'de 10'da ne yapıyoruz? Eve geliyoruz.
Biz işimizle meşguluz ama o evde evin işiyle, bulaşığıyla, çamaşırıyla, efendim yemeğiyle, temizliğiyle, bir de çocukların terbiyesiyle, eğitimiyle, değil mi? Tabii. Arapçada bir tabir var. El mer'e, kadın, rabbetül beyt diye aklımda kalmış geçmişte okuduklarımdan. Ne diyor hocam? Evin terbiye edicisi, bakın. Evet. Bak. Rabbetül beyt, evin terbiye edicisi. Evi koruyup kollayan, terbiye eden, tabii evi binayı değil. Ha, temizliği o yönüyle belki olabilir ama asıl olan kimdir? O hanede yaşayan çocukların terbiye edilmesi, korunması, muhafaza edilmesi. Sevgili hocam, şimdi tam yeri geldi söylemek istiyorum. Bir ilimizde vali bey, sayın vali, kaymakamları bir araya toplamış. Onlarla hasbihal ederken sevgili hocamızın bir tanesi de o ortamda bulunuyormuş. Kaymakam beylere vali bey sormuş, işte eşiniz ne iş yapıyor, eşiniz ne iş yapıyor? Bir tane kaymakam da orada mahcup bir şekilde, sanki böyle kendini biraz ezik hissedercesine, benim eşim çalışmıyor efendim demiş sayın valim. Hoca diyor ki o kadar zoruma gitti ki söz hakkı istedim. Dedim ki sayın kaymakamım, sabah evden çıkarken kahvaltınızı kim hazırladı? Hanım hazırladı demiş. Peki evden çıkmadan önce gömleğinizi kim ütüledi? Hanım ütüledi demiş. Peki kaç çocuğunuz var? 3 çocuğum var diye cevap vermiş. Çocuklarınıza kim bakıyor evde? Hanım bakıyor diye cevap vermiş. Önce yemeği kim yapıyor? Hazır bulup yiyorsun. Aynen öyle. Demiş ki sayın kaymakamım, Allah adamı taş eder. Yani hanım çalışmıyor derseniz Allah adamı taş eder. Böyle nükteli bir şekilde. Yani sevgili hocam. Ben ayetlerle de sorumluluklarımıza devam edeyim. Eyvallah. Hadi tabii. Şeriflerde zaman zaman bahsedeceğim buyurun, inşallah. Buyurun sevgili hocam. Mevlamız buyurur ki bakın Nisa suresi 38. ayet-i cellesinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve abdullah ve la tüşrikü bihi şeye ve bil validen ihsana ve bizil qurba vel yetama vel mesakini vel jaridil qurba vel jaril junbi ve sahibi bil cemi ve ibnis sebil. Allah'a ibadet edin. Evet. Ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar, hani köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Evet. Ve mâ meleket eymânüküm. İnnallâhe lâ yuhibbü men kâne muhtâlen fehûrâ. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Hı hı. Yani kendimizi beğenmeyeceğiz, böbürlenmeyeceğiz. Gururlanma padişahım demiş, senden büyük Allah var. Mağrur olma payı. Mağrur olma, evet. Neyimizle övünelim hocam? Bir damla suyuz. Bir damla tabii. Sudan ondan yani, geldik ona yani, döneceğiz. Aynen öyle. Ol sonra dedi toprak, mi ol durur. Sonra toprak olacağız. Tabii ol dedik mi ol durur. Olma dedim yok ol dedim mi yok yok oluveririz ki. Depremde de görmedik mi sevgili hocam? Niceleri Allah vardı. Allah yani, siz gidip gördünüz. Eyvallah gece zengin yatıp sabah fakir kalktılar değerli hocam. Neyimizle övüneceğiz. Rabbim böyle büyük afatlardan bizleri muhafaza buyursun. Amin. Ne bir mümin Müslüman kardeşimize ne bir insana hiç kimseye. Amin, böyle amin. Bir acı göstermesin inşallah. Amin hocam. Mevlam amin. Muhafaza eylesin. Amin. Evet. Sözlerimize başlarken okumuş olduğumuz ayeti cellenin ikinci kısmında yani devamında İsra suresi 24. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاخْفِدِ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi sen onlara öylece rahmet eyle, acı buyuruyor Mevlamız. Hı hı hı. Demek ki anne babalarımız bizi ne yaptı? Yiyip yemeyip yedirdi. İçmeyip içirdi, giymeyip giydirdi. Her türlü sıkıntıya efendim katlanarak bizleri yetiştirdiler, bugünlere getirdiler. Ebedi aleme de göçtür kimimizin annesi, babası. Benim de annem babam rahmetli. Allah mekanı belki aynı şekilde anne babası rahmetli olanları varsa kendilerine rahmetle, minnetle, şükranla yad edelim. Mevlam rahmet eylesin. Amin. Mekanlarını cennet eylesin. Makamlarını âli eylesin. Amin hocam. Değerli kardeşlerim, seyircilerimiz. Hı hı. Evet, onun için onlara diyor sen kol kanat ger. Seni nasıl yetiştirmişlerse küçükken sen de onlara Mevlam onlara rahmet eyle acı diye dua et buyuruyor Mevlamız ayetinde değerli seyircilerimiz. Sevgili hocam şimdi etrafımıza baktığımız zaman eskisi gibi anne babaya bağlılık yani ya da anne babaların evlatlarına bağlılığı sanki bir tık böyle geriledi gibi. Niye diye kendime soruyorum da hani artık evlatları sürekli bakıcıya vermek, anaokuluna vermek, anne babayı huzur evine vermek. Tabii ki şartlar
bazen bunu gerektirebilir. Ama şuna şahit olduğum için söylüyorum. Sakın beni kimse yanlış anlamasın. Hocam sadece çocuk bakmak zor geldiği için, sadece sabah uykusundan mahrum kalmak istemediği için evlatlarını kreşlere verenler var. Bakın yetişmesinden ziyade ben buna maalesef şahit olmasaydım bunu şu anda söylemezdim. Ama tabii ki şimdi bizi izleyenler hayat şartlarından bahsedecekler. Ben buna bir şey demiyorum. Tabii. Ben bazı insanların sadece sabah uykularından mahrum olmamaları için, olmamak adına evlatlarını kreşlere, anaokullarına verdiğini görüyorum. Ben bazılarının gece uykularından uyanmamaları adına annelerini, babalarını hocam huzur evlerine verdiğini görüyorum. Bunu siz de görüyorsunuz. Bu acıdır maalesef, ama bu gerçektir. Duyuyoruz veya görüyoruz maalesef. Sevgili hocam, Kur'an'dan uzaklaştığımız için mi? İslam'ı hakkıyla yaşamadığımız için mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dünyevileşmenin neticesi diyelim mi? Dünyaya çok tamah etmenin. Sekülerizm. Tabii, yani dünyaya çok dünyevileşmenin. Evet. Dünyaya tamah etmenin. Evet. Hani var daha fazlası olsun. Ama ana baba duası maddi, daha önemli değil mi hocam? Tabii, bunları kazanmak için. Tabii tabii. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır buyuruyor. Evet. Allah'ın azameti ana babanın azametindedir buyuruyor. Onun için zaten bir kimse ana babanın rızasını kazanmayınca Allah'ın rızasını kazanamaz. Cennete de giremez Allah muhafaza. Sevgili hocam. Bu sebeple çok önemli. Öbür türlü materyalist dediğiniz gibi veya malıma, maddi kazancıma daha fazla katayım derken öbür taraftan efendim manevi değerlerimizi, kesinlikle, büyüklerimizi kaybetmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Acaba biz anne baba olduğumuz zaman biz böyle davranırsa ana babamıza, siz hani programı açarken bahsettiniz ya dede baba oğul hikayesinden. Evet, 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 evet. Acaba bize yavrularımız nasıl davranır? Düşünmek yani lazım. Tam işte torunu, oğlu, babası, dedesini yani kendi babasını bırakmış dönüyordu hani ben de seni baba yaşlanınca buraya mı bırakacağım getirip deyip aklını başına alıp da gelip tekrar hani oğlunun kendisinin babasına bakması gibi iş işten geçtikten sonra maalesef yapılabilecek bir şey kalmıyor. Dünyamız efendim dünyayı kaybetmiş oluyor. Dünyamızı Allah muhafaza büyük değerlerimizi, varlıklarımıza gerekli önemi vermeyip saygıda, hürmette kusur ettiğimiz zaman geleceğimizi de yani ahiretimizi de kaybetmeyle karşı karşıya kalabiliyoruz ki bu istenilen bu değildir. Maddi şeyler gelip geçer ama manevi şeyler zirvede olmalı, güçlü olmalıyız ki o açıdan maddi şeyler Allah'ın rızasıyla yeniden yerine getirilebilir ama manen birini kaybettiysek geri gelmesi zordur, gelmez de zaten. Bir annenin babanın bedduası Allah muhafaza sevgili Allah hocam. Muhafaza. Kişinin yani tabii, ne kadar mal varlığı olursa olsun, ne kadar biriktirirse biriktirsin Allah muhafaza bir ah işitir anneden babadan, bir beddua alır Allah muhafaza, biriktirdiği bütün mal mülk yerle yeksan olur değerli hani hocam. Ana babanın evladına yaptığı dua, geçerli dualarda 3 duadan birisi. Aynen öyle sevgili hocam. Evet. Onu da sormak istiyorum önemli değerli hocam. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz hocam? Anne babaya saygıyla ilgili örnekler verecek olursak. Devam edin ben inşallah birkaç ayette bahsederek buyurun, ondan sonra geçeyim inşallah. Buyurun değerli hocam. Onları yüce dinimiz işte yavrusunu aylarca karnında taşıyan evet ve onu zahmetle dünyaya getiren anaya ayrıca değer vermiştir. Bakınız bu hususta Ahkaf suresindeki ayette Rabbimiz buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim ve vassaynel insane bi velideyhi ihsana hamalatu ummuhu kurha ve vada'athu kurha. Biz insana ana ve babasına saygı göstermesini, iyilikte bulunmasını emir ve tavsiye ettik. Hele anası onu zahmetle karnında taşımış ve zahmetle doğurmuştur. Evet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da ne buyuruyor? El cennetu tahta aqdamil ummahat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ne mutlu cennete namzet olabiliyorsak onlara gereken saygıyı göstermek suretiyle. Bu ne büyük bir müjde değil mi hocam? Cennet tabii. annelerin ayakları altındadır. Bu nasıl bir müjde hocam? Yani şöyle mi yapalım hocam? Cennet annelerin ayakları altındadır demek. Ayaklarının altını öpelim. Gidip ayaklarının altını mı öpelim sadece? Tabii. Yoksa ayaklarının altını öpmekten daha güzel daha yapacağımız şeyler saygı, mi var? Saygı, hürmette kusur etmemek. Değil mi hocam? Tabii. Ayağının altını öpmek kolay. Giderim öperim ayaklarının altını anacığımın ama öpelim. Ama bundan başka daha bir şeyler daha mecazi yapmamız lazım. Mecazi ve kinaye evet olarak diyebiliriz onu. Evet. Asıl olan saygıdır, hürmette kusur etmemektir diye düşünüyorum acizane. Bakınız bunun içindir ki cennet annelerinin ayağı altındadır buyurulan sevgili peygamberimizin
Çok enteresan ki anasını sırtına alıp Kabe'yi tavaf ettiren bir adamın "Ya Resulallah, nasıl anamın hakkını ödeyebildim mi?" sorusuna Peygamberimiz çok enteresan cevap vermiş. "Hayır, o seni karnında taşırken bir nefes alma anındaki zahmetinin bile hakkını ödeyemedin." Ya. Diye cevap vermiş. Ana hakkının bu sebeple çok hac, büyük olduğunu. Sırtında hac, evet, ettirmekle. Hatta o tavaf ettirirken. Ya sevgili hocam. Annesini sırtında tavaf ettiren birine Peygamberimiz bu cevabı veriyor. İşte onların hakkının ne kadar büyük olduğunu, hı-hı, buradan tekraren anlıyoruz. Eyvallah değerli hocam. Sevgili hocam, şimdi şöyle. Dünyada diyor meleğin bir timsalini görmek isteyen varsa anneye bakması yeterlidir. Evet. Bir meleğin timsalini, hı-hı, dünyadaki timsalini görmek isteyen, hı-hı, bir anneye baksın. Hı-hı. Zira ondaki merhamet, ondaki samimiyet, ondaki muhabbet, yani ondaki aşk, ondaki sevgi, hocam zannetmiyorum ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hiçbir varlıkta yoktur. Bu sadece annelik deyince insan olan annede de değil, hocam hayvan olup anne olan da o tabii, mübarek varlıklarda izlerken görüyoruz. Nasıl merhamet, ne kadar çok önem veriyorlar. Değil mi? Tabii tabii, hele şu ağaç kakan ağaçların kovundan çıkıyor, yavrularına ne kadar çok önem veriyor. Hangi hayvana bakarsanız bak hocam, soğuk dediğimiz, yüzü soğuk dediğimiz, evet, yılandan tutun, hı-hı, da vahşi, evet, dediğimiz aslandan kaplana kalana kadar. Yani, evet, bir balığın bile yavrusuna merhametini biliyoruz hocam anne deyince. Yani onun için, evet, anne bambaşka. Ama şunu gördüm sevgili hocam, bunu da müsaadenizle söylemek istiyorum. Tabii, tabii. Biz yani şöyle, öyle insanlar haline geldik ki, hani dörder beşer yaşlarındaki evlatlar annenin eteğine sarılıp da benim annem, benim annem, benim annem diyor ya. Öyle hal alıyor ki bazen insanoğlu, hani aşağılardan daha aşağı oluyor ya bazen. 30'ar 40'ar yaşına geldiğimiz zaman, o anne 70-80 yaşına geldiğimiz zaman bize ne oluyor da o benim annem ya, benim annem diye kavga ettiğimiz anneye senin annen, senin annen diye ya, itiyoruz, kakıyoruz, itiyoruz sevgili hocam. Kabullenmiyoruz. Ne oluyor hocam bize? Maalesef fikrimiz, zikrimiz değişiyor. Biraz önce dedim ya, dünyevileşiyor. Dünyaya çok tamah etmenin var mı, biraz daha olsun, daha fazla olsun, evet, annem babam olmasa da haşa olur gibi ya, maalesef o zihniyette olanlar var. Rabbim muhafaza eylesin, aklımızı başımıza aldırsın diyorum. Aynen öyle sevgili hocam. Evet. Değerli hocam, aynı zamanda cennet vesilesidir. Hazreti Musa, tabii, aleyhisselam da kıssasında, evet, bir, evet, evladın anne duasıyla cennete nasıl erişeceğini, hatta cennette peygambere nasıl komşu olacağını bizlere, evet, buyuruyor. Dilerseniz istediğiniz yerden devam edelim hocam. Sevgili hocam buyurun. Ben o şeye geçmeden önce birkaç ayet ve hadisle de devam, buyurun, edeyim. Buyurun lütfen. Rabbimiz buyuruyor Lokman suresi 14. ayette, Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi hamelettü ümmühü vehnen ala vehnin ve fissalihü fiye ameyni enişkürli veli valideyik ile yel masir. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır buyuruyor Rabbimiz. Nasıl ki bizi gönderdi dünyaya Mevlamız. Emanetiz burada. Emanet olan dünyada, fani dünyada biz de emanetiz. Evet. Dünyada emanet, birbirimize emanetiz. Ama asıl aleme, ahiret yurduna yeniden döneceğiz. İllallah merciyukum cemi'a buyuruyor Rabbimiz. Hepimizin dönüşü Cenab-ı Allah'a olacak. Onun için bu emanet olarak gelmiş olduğumuz dünyada gereği gibi Rabbimizin istediği şekilde yaşayıp da rızasına muvafık ameller yapmak suretiyle değerlendirip de yasakladığı, haram kıldığı şeylerden kaçınarak imani, İslami bir hayat yaşayabiliyorsak ne mutlu, dünya fani, gelip geçici, aynen öyle, ahiret baki, kalıcı. Aynen öyle. Varacağımız yer, döneceğimiz yer orası. Sevgili hocam bir şey daha dikkatimi çekti müsaade buyurursanız. Şimdi evlat anne rahmine düşüyor hocam. Oh, orada hani ekmek elden, su gölden, suya sabuna dokunmadan gayet güzel, rahatsızlığını, evet, annesi yaşasın, hastalığını annesi yaşasın, evet, ağırlığını annesi çeksin, ne bileyim uykularından geri kalsın falan. Hocam bin bir zahmetle taşınıyor, 9 evet, ay 10 günden bahsediliyor, sonra bin bir zahmetle dünyaya geliyor. Ondan sonra sevgili hocam bin bir zahmetle yediriliyor, içiriliyor, altı temizleniyor, gece uykusuz bırakıyor, evet, anneyi babayı, ta ki ne zaman eli ayağı tutmaya başlayıp dili konuşmaya başlayınca sevgili hocam bir asilik başlıyor. Farkında mısınız? Yani, evet, mesela oğlum şu çöpe atar mısın diye yine hala rica diliyle konuşuyor anne. Ya öf anne ya diye serzenişte bulunuyor evlat.
odanı toplar mısın yavrum diye ricada bulunuyor anne. Evet. Ya ben dağıtmadım ki anne diye serzenişte bulunuyor evlat. Bunun gibi etrafımızda bir sürü çok, hocam biz çok örnekler var. Bizim nankörlüğümüz çocukluğumuzdan mı geliyor sevgili hocam? Allah muhafaza. Hani Rabbimiz ne buyuruyor ayette? Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin, hatırlayın, anın ki ben de zikredeyim, hatırlayayım. Veşkuruli ve la tekfurun. Bana şükredin, sakın ona bana nankörlük etmeyin buyuruyor. Başka bir ayetin bir kısmında da len şekertum lezidenneküm. Şayet siz şükrederseniz ben sizin nimetimi artırırım. Ve len kefertum inne azabi leşedid. Şayet nankörlük ederseniz, inkar ederseniz de benim azabım şiddetlidir buyuruyorlar. Evet. Bakınız, inanç zayıflığından olabilir. Dünyevileşme, maddeperest, materyalist, efendim düşünceyle kapitalist düşünceyle olabilir. Dünyaya tamah etmenin neticesinde ne yapıyoruz? Biz büyüklerimizi bir kenara bırakabiliyoruz. Ama evet, yarın bizim başımıza neler gelebileceğini düşünmek lazım, tahmin etmek lazım. Bizim de bir gün yaşlı olabileceğimiz ihtimalini unutmadan yaşamak lazım sevgili hocam. Evet, evet. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Evet, sevgili hocam. Ben birkaç hadisle devam edeyim. Buyurun sevgili bunlara hocam. Bunlara karşı görevlerimiz konusunda. Buyurun lütfen. Neler yapmamız, neler yapmamamız konusunda. Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kere sordu. Bunun üzerine biz evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bakınız bunun üzerine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki el kebairu el işrakü billah. Bakın büyük günahlar. Kebair günah. Allah'a ortak koşmak. Allah muhafaza. Ve hukukul valideyn. Ana babaya asi olmak. Ve katlün nefsi. Haksız yere bir kimseyi öldürmek. Vel yeminul gamüsü. Ve yalan yere yemin etmektir. Buyurdular Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Değerli izleyicilerimiz. Ebu Bekre Nufey bin Haris radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadiste de ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En büyük günahları size haber vereyim mi? Buyurdu. Bu cümleyi 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, ana ve babaya asi olmaktır buyurdular. Allah muhafaza eylesin. Sevgili Peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimizin başka bir hadis-i şeriflerinde de hocam Allah'a ortak koşmaktan sonra anne babaya asi gelmek mi geliyor? Allah muhafaza. Tabii zaten Allah'a itaat, peygambere hürmetten sonra ana babaya itaat hürmet geliyor. Evet. Onun için değerleri çok önemli, kıymetli. Başka bir hadis-i şeriflerinde burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün buyuruyorlar. Kimin ya Resulullah denilince de ana ve babasından birinin veya her ikisinin ihtiyarlık haline yetişip de cennete giremeyen kimsenin burnu yerinde sürünsün cevabını verdi. Az önce dediniz ya, anası babasını itiyor, tanımıyor, Allah'ım eziyet Allah'ım ediyor Allah'ım veya değil mi? Hor kendisi görüyor, bakabilecekken hor görüyor götürüp işte. Sonra anasından babasından utananlar var hocam. Yani. Evet. Utananlar var ya. Anadan babadan utanılır mı hocam? Yani buyurun hocam devam edelim inşallah. Sebebi viladetimiz diyelim yani veladetimiz. Ya, aynen öyle. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. O sebeple onlara gereken değeri, önemi veren kullardan eylesin bizleri Yüce Mevlamız. Amin. Değerli seyircilerimiz. Hadis-i şeriflerimiz var mı hocam? Cennet vesilesi dedik az önce Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahsettik. Hı hı. Musa Aleyhisselam peygamber efendimiz diyelim. O da peygamberlerimizden. Tabii. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'a yalvarıyor, dua ediyor. Ya Rab diyor, cennette benim komşum kim? Arkadaşım kim olacak diyor. Merak ediyorum. Ya merak ediyor. Hani nida ediliyor anlatılan. Deniyor ki git şu kasabadaki kasaptır. Hı hı. Gidiyor Musa Aleyhisselam. O kasabadaki nahiyedeki kasabı buluyor. Onunla oturuyor, sohbet ediyor. Öğlene doğru, öğlen vakti olunca kasap diyor ki Musa Aleyhisselam'a bana az bir müsaade et diyor. Ben az bir yere varıp geleceğim diyor. Tamam diyor, git gel diyor. Tabi Musa Aleyhisselam bilmiyor kasabın annesinin yatalak bir hasta olduğunu. Evet. Belki kasap da onun peygamber olduğunu, Musa Aleyhisselam olduğunu bilmiyor. Evet. Tamam git gel diyor. O öğlen vakti gidiyor eve. Zembilde hani düşmesin, korunsun diye bir şeyin içine koyarlar, bir şeye yukarı asarlar ya. Hı hı.
Onun içine koymuş, sarmış, sarmalamış annesini. Biraz da demek akli dengesi yok. Düşüp kendini bir yere çarpar, vurur diye. Evet. Kendine zarar verir diye. Gidiyor o eve. Ona ihtiyacını görüyor. Üstünü başını değiştiriyor. Yedirip içirip giydiriyor. Tekrar oraya zembile koyup geliyor. Tabii zaman geçiyor. Akşam oluyor. Kasap Musa Aleyhisselam'ı misafir edeyim seni diyor. Gel diyor, hadi gidelim eve beraber diyor. Ben seyircilerimiz anlasın diye o şekilde söylüyorum. Hı hı. Tamam gidelim diyor. Eve varıyorlar, gidiyorlar. Aynı şekilde öğlen yaptığı gibi yan odadan veya işte annesine karşı görevi yaparken hani üstünü başını değiştirip ihtiyacını görüp yedirip içirip tekrar oraya koyarken Musa Aleyhisselam görüyor. Ha, demek ki diyor benim cennette arkadaşım buymuş diyor. Refikim, arkadaşım bu olacakmış diyor. Ana babaya titizlik gösterip hürmet gösteren evladın peygamberle cennette komşu olacağını, arkadaş olacağı. Ne kadar güzel hocam. Gerçekten seyircilerimize efendim duyurmuş olduk, anlatmış olduk. Allah ne mutlu hocam. Böyle efendim ana babalarına hürmet edebilenlere. Amin. Çünkü onlar bizim sebebi veladetimiz. Rabbim inşallah onlara gereken saygıyı, hürmeti gösteren kullardan eylesin. Amin değerli hocam. Başka bir de siz başta anlattınız. Dede, baba, oğul hikayesi. Onu hani özet olarak yine. Demek eyvallah. Ki torun ne diyor? Baba diyor, sen de diyor yaşlanınca böyle seni kimse bakmayınca ben de diyor seni getirip buraya mı bırakacağım diyor dağ başına. O zaman aklı başına geliyor. Alıp götürüyor babasını. Ne yapıyor? Torunuyla beraber kendisi evinde bakıyor. Onların babalarımızın, annelerimizin kıymetini bilen kullardan eylesin Mevlam bizleri. Amin değerli sevgili. Seyircilerimiz. Amin değerli evet. Hocam. Bu konuda bakın söylemek bir de Alkame örneğimiz var. Alkame. Evet. Buyur. Meşhur. Buyur. Evet. Enes bin Malik Hazretleri şöyle anlatır. Peygamber Efendimiz zamanında Alkame isminde bir genç vardı, Alkame isminde. Hep ibadet ile meşgul olur, yaz kışta oruç tutardı. Yani züht hayatı, takva hayatı evet, diyelim. Evet, evet. Bu genç hastalandı fakat dili tutulup bir şey söyleyemiyordu. Son nefesinde kelime-i şehadeti söyleyip son nefesini veremiyor yani. Hı hı. Durumdan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haberdar edildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile Ammar bin Yasir Hazretlerini gönderdi. Onlar gence kelime-i şehadet telkin ettikleri halde genç hala yine söyleyemiyordu. Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi Hazretleri vasıtasıyla durumdan haberdar edildi. Peygamber Efendimiz yanında bulunanlara şöyle sordu. Alkame'nin ana babası var mı? Hı. Diye sordu. Ya Resulallah, ihtiyar bir annesi var diye cevap verildi. Annesini buraya getirin buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Annesi gelince Peygamber Efendimiz buyurdu ki Alkama'ya ne oldu diye sordu Peygamberimiz Alkama'nın annesine. Ya Resulallah, Alkama çok iyidir. Hep ibadet ile meşgul olur. Ama ben ondan razı değilim dedi. Hı. Çünkü o hanımının rızasını benim rızamdan üstün tutmaktadır. Ne mesele anlaşıldı. Niye dilin Allah. Çözülüp kelime-i evet. şehadet getiremedi. Evet. Demek ki hanımının rızasını benim rızamdan üstün tutmaktadır dedi annesi. Hı hı. Dilinin tutulması bu yüzdendir. Ona hakkını helal et de dili açılsın buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunun üzerine annesinin bakınız çok enteresan cevap verdi. Ya Resulallah, o benim hakkıma riayet etmedi. Hakkımı helal etmem dedi. Allah'a oğluna. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ey Bilal, ashabı çağır, odun getirsinler. Alkame'yi yakalım. Çünkü annesi ondan razı değildir dedi. Hı hı. Kadıncağız bunları işitince de dedi ki ya Resulallah, oğlumu benim gözümün önünde diri diri yıkacak mısınız dedi. Kalbim buna nasıl dayanabilir diye Peygamberimize karşılık verdi. Peygamberimiz de cehennem ateşi dünya ateşinden çok daha kızgın ve yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir taati makbul değildir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbadetlerinin makbul olmayacağını söylüyor. Ya Allah muhafaza. Sevgili hocam, bir reklam arasına gitmek istiyorum müsaadenizle. Onun peşinden kaldığımız yerden devam edelim evet. müsaade varsa eğer. Tabii, teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar.
İl Müftü Yardımcımız Avni Bolat Hocamız bugün sohbetiyle vaktimizi bereketlendirmemize vesile oluyor inşallah. Şimdi bir reklam arası verelim müsaadenizle. Onun peşinden kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reklamlar. Sevgili dostlar, Ramazan Bereketi programı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. İl Müftü Yardımcımız Avni Bolat Hocamız anlatıyor. Vakit kaybetmeden hocamıza kulak verelim inşallah. Sevgili hocam, Alkame dediniz. Evet. Buyurun sevgili hocam. Alkame kaldığımız annesi devam edelim. Bunlar işitince ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ya Resulallah, ben ondan razı oldum, hakkımı helal ettim dedi. Evet, o ateşi görünce. Tabii, gözünün önünde diri diri evladımı mı yakacaksınız deyip ana yüreği yumuşadı. Şefkat merhamet sahibi olduğu için ve ben ona hakkımı helal ettim dedi. Böyle söyledikten sonra oğlunun yanına gitti ve oğlunun sesini duydu. Oğlu kelime-i şehadet getiriyordu. Hı hı. Evet. Hocam ondan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada aslında olayı biraz da gerçek boyuta taşımış. Yani tabii, biz kabrin içini göremediğimiz için elbette, ama oranın içinde olacaklara iman ediyoruz elhamdülillah. Tabii, tabii. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu bizzat Alkame'nin annesine burada canlı olarak tabii gösterdi yani. Yani evet, buyurun hocam. Genel hazırlıkları yapınıp Alkame defnedildi. Definden sonra Resulullah Efendimiz ashabına hitaben buyurdular ki hanımını annesinden üstün tutana Allah-u Teala ve melekler lanet eder buyurdu. O zaman hadis-i şeriflerde. Ama bu şu demek değildir. Anne babayı tutup da hanımı da atmayacağız değil mi tabii, sevgili tabii, hocam? Tabii hepsinin hakkını. Bunu da açmak lazım. Tabii tabii. Yok. Yani ama anne baba hakkı atmak değil. O evet, bambaşka. O en başta hepsine karşı görevlerimiz, sorumluluklarımıza, ana babamıza karşı, eşlerimize karşı, çocuklarımıza karşı. Hı hı. Herkes ne diyeyim hakkını hukukunu bilirse, itaatini hı yaparsa, saygıda hürmette kusur etmezse birbirine karşı herkes hakkı hukukuna uyarsa hiç sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sevgili hocam, şöyle bir gerçek var. Şu anda yani bu sanki bu bizim ülkemizde mi geçerli bilmiyorum ama hep bir gelin, kayınvalide, işte kayınpeder böyle bir sürtüşme, bir tartışma. Bu artık maalesef, sanki adet olmuş gibi hocam, böyle yanlış anlamasın kimse ama herkesin etrafında muhakkak vardır. Gelinliğine kayınvalidesi anlaşamayan, gelinliğine kayınpederi babası anlaşamayan, ne bileyim... Bu gelinler için çok fazla sanki böyle şartmış gibi, kuralmış gibi bir mesele var. Adetten midir bilmiyorum hocam ama şimdi o zaman şöyle bir şey olması gerekmiyor mu? Gelin hanımlar İslam'ın anneye babaya verdiği şu değeri bildikleri tabii halde biraz daha eşlerine tolerans, biraz daha ne bileyim hoşgörüde bulunmaları çok daha güzel olmaz mı? Tabii elbette elbette. Benim aklıma şu geldi. Ben ilçe müftülüğü de yaptım. Hı hı. Şu an il müftülüğümüzde de İl müftümüzle beraber o olmaz ama nikahları da ben kıyıyorum. Eyvallah hocam. Hem ilçe müftülüğü yaptığım zamanda hem şimdi de gençlere ve beraberinde gelen ailelere şunu hatırlatıyorum. İlk nikah, resmi din nikah ikisini beraber yaparken hı hı diyorum ki gelininizi kızınız gibi bilin. Evet. Öyle görün. Damadınızı hı oğlunuz gibi, karşılıklı birbirinizin evladıymış gibi görürseniz hiçbir sıkıntı ortada kalmaz. Evet. Olması gereken de bu değil mi? Hepsi evladı hocam gibi, gelini kızı gibi, damadı efendim oğlu gibi. Öyle olduğu zaman nasıl kendi oğluna, kızına davranıyorsan ona göre öbürü de senin evladınmış gibi bir de davran. Eskiden şey vardı hocam, sizin gençliğiniz, çocukluğunuz zamanında da bu böyledir. Hep büyükler gelinlerine gelin diye çağırırlardı farkındaysanız. Gelin. Şimdi... Tamam. Elhamdülillah bundan biraz uzaklaşıldı. Artık aldıran hatta gelin, eskiden gelinler kızın, kendi çocuğunu kaynana kaynatısını ya da sevemezmişmiş. Bunun sebebi ne? Ben bunu hiç anlamadım hocam yani hayatımda. Işte, biz peygamberin ümmeti olarak bunu gerçekten yani hiç anlamadım. Aşırı saygı mı? Aşırı saygı hürmetten mi? Veya ama şimdi o yok Allah'a şükür. Yani peki hocam bakın Allah'a şükür dediniz ya. İşte ben şimdi hocam iki tarafı karşılaştırıyorum. Biz peygamberin ümmetiyiz. Tabii. Peygamber Efendimiz torunlarını namaz kılarken tabii tepesinde oynatıyormuş. Tabii sırtında. Ben bunu yine Kur'an'ın Gölgesinde adlı programımızda bir hocamıza daha sordum sevgili hocam. Yani acaba bizim büyüklerimiz saygıyı yanlış mı algılamışlar, yanlış mı anlamışlar? Değerli hocam birkaç nesil emin olun baba sevgisinden mahrum büyümüş. Mahrum. Sırf dedesinin yanında babası kendisini sevemediği için. Şimdi bu hayırlı bir şey midir? Hı-hı. Yani ben bunun içinden çıkamıyorum. Gerçekten çıkamıyorum yani, hocam. Her ikisinin de aşırısı
Tamam. Doğru değil. Ne ifrat ne tefrit. Ümmeten vasıta. Orta yol olacak. Orta ümmet. Tamam. Tabii. Ama hocam biz o zaman bunu yanlış anlamışız hocam. Hı-hı. Biz yani babamızın yanında biz evladımızı sevemezdik. Hocam bu, evet, bu çok yanlış. Evlat o zaman baba sevgisinden mahrum büyüdü. O kırıldı Allah'a şükür şimdi. Elhamdülillah. Yok denecek kadar az diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama bu demek değildir ki hani büyüklerimize saygıda kusur edelim. Veya küçüklerimizi az sevelim değil. Hepsinde itidal, orta yol. Hiçbirinin hakkını, hukukunu birbirine geçirmemek diyelim biz. Hı hı. Özet olarak seyircilerimize. Eyvallah, eyvallah değerli hocam. Evet, devam buyurun, edeyim ben inşallah. Buyurun, buyurun sevgili. Definden sonra Resulullah Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e amellerin en üstünü hangisidir diye sorulunca o şöyle buyurdular. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmektir dedi. Eyvallah. Üstün cihat, amellerden. Cihattan daha önemli. Tabii hocam. Evet. Vaktinde kılınan namaz birincisi, ikincisi ana babaya iyilik etmek, üçüncüsü de sonra da Allah yolunda cihattır buyurdular. Ana babasına birisini ya da her ikisini ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete girmeyi başaramayanı burnu yerde sürtülsün. Bakınız önemli bir peygamberimizin hadis-i şerifi. Hepsi önemli zaten de, hı hı, bu can alıcı bu konuda. Üç kişinin duası kabul olur. Ana babanın duası, mazlumun duası, bir de yolcunun duası. Hı hı. Bakın anne babanın duasının kabul olacağını, Allah'ın rızasının ana babanın rızasında olacağını, Allah'ın gadabının ana babanın gadabında olacağını da hatırımızdan çıkarmayalım diyerek bu sorunuza da böyle cevap vermiş olayım sevgili inşallah. Sevgili hocam, az önce gelin kaynana ilişkisine değindik ya, malum meseleler. Yani Allah-u Teala herkese hayırlı geçim nasip eylesin. Tabii tabii. Şimdi izleyicilerimiz de sanmasın ki ya Muhammed Hoca bu soruyu acaba soruyor ama acaba kendi ailesinde bir herhangi elhamdülillah olmaz nazarlanmayalım inşallah. Hiçbir ailede olmasın yani inşallah. Yani eşimiz anamızla. Aile çok önemli Müslüman Türk toplumunda. Eyvallah. Aile ayakta durduğu zaman millet devlet ayakta durur. Kesinlikle. Bu çok önemli. Kesinlikle. Eşimiz anneciğimizle. Tamam. Anne kız gibi biz de aynı şekilde onun ailesiyle evlat anne baba gibiyiz. Allah'a hamdolsun. Allah herkese böyle muhabbet nasip etsin. Amin amin. Değerli hocam yalnız. Ha, bir şey diyeyim bir de buyurun, aklıma buyurun, geldi. Buyurun buyurun. Acizane her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kesinlikle. Ya annemiz vardır ya eşimiz vardır. Ya kardeşimiz vardır bu çünkü kadın bayan olarak ya kızımız onlar, vardır. Onlar katlanırlar tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii, İşin arka boyutunda hani background'unda bunu onlar vardır. Lazım. Yani o zorluklara onlar katlanırlar. Tabii, tabii. Yani bir insan gerek maddi olarak, gerek manevi olarak, gerek kariyer bakımından olsun dışarıda kendisini biraz daha ileri boyuta taşıyacağı zamanlarda eş hep arkada bir şeylerden feragat eder. Farkında evet, mısınız hocam? Tabii, tabii. Yani eşiyle zaman geçirmek ister hanımefendi. Ama onun dışarıdaki uğraşına göğüs gerer, sabreder. Tabii. Evde evlatlarla uğraşmak mecburiyetinde kalır. Uğraşmak yanlış bir terim olmasın ama hani biraz daha onun başı ağrır evde. Yani bunlar da evet, iyi tabii, bilmek lazım sevgili hocam. Hı-hı. Şimdi şunu sormak istiyorum değerli hocam. Şimdi bu geçim konusu nasıl olacak? Bu gelinlerle kayınvalideler, ne bileyim kayınpederlerle damatlar, gelinler bunlar nasıl geçinsinler? He. Bu geçim nasıl olmalı evet, yani sevgili hocam? Ana babayla nasıl geçinir? Evet nasıl evet, olursa güzel olur. Evet. Birincisi, nasıl olursa mutluluk olur, huzur olur. Onların yeme içme giyimlerini karşılamak. Evet. Evet. Birincisi aç iseler yemek vermek. Elbiseleri yoksa elbise almak. Hizmete muhtaç iseler onlara hizmeti cana minnet bilmek. Evet. Onlara hizmete kusur etmemek. Bir diğeri çağrıldıklarında buyurun deyip yanlarına gitmek ve onlara hep iyilik etmek. Bir iş buyurduklarında emirlerini yerine getirmek. Ama antiparantez günah olan emirler yerine getirilmez. Haram olan yok. Tabii haram olan, günah olan emirler yerine getirilir. Hocam gelecek misiniz bilmiyorum ama gelmeseniz söyleyeceğim. Bir namaz meselesi var anne baba çağrıldığı zaman. Siz devam edin ben size hatırlatacağım inşallah. Zaman kalırsa bilmeye çalışırız. Evet. Onlarla konuşurken tatlı dilli konuşmak. Dille konuşmak. Hı hı. Onları isimleriyle çağırmamak. Evet. Anneciğim tabii, babacığım gibi çağırmak. Tabii. En doğrusu. Onlarla bir yere giderken arkalarından gitmek. Öne geçmemek yani. Saygıda kusur tabii, etmemek için. Edeptendir. Bak, tabii edep. Kendi için sevdiği şeyi onlar için de sevmek. Zaten Peygamberimiz tavsiyesi bir Müslüman diyor kendisi için sevdiğin diğer mümin Müslüman kardeşi için de sevmediği hakiki mümin olamaz buyuruyorlar zaten hadis-i şeriflerinde. Ana baba daha önemli tabii ki. Kendine dua ederken onlara da dua etmek. Bunu da dualarımıza unutmayacağız. Hizmet ederek bakınız onların rızalarını almak. Bir diğeri efendim onlara öf bile dememek.
Konuşurken sesini onların sesinden yüksek çıkarmamak. Bastırmamak. Tabii. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz yanında olduğu gibi ana babalarının yanında da yavaş konuşurlarmıştı. Evet, bu da önemli. Tabii. Yanlarında çok konuşmamak, edebi aşmamak, sınırı aşmamak. Hani edep yahu diyoruz ya. Evet. Kaba, dokunaklı ve argo söz söylememek. Bir başka da sözlerini kesmemek, sözlerinin arasına girmemek. Bilgişik taslamamak. Hani sen ne anlarsın? Senin tabii, yaşın geçti. Tabii. Hani Allah muhafaza. Gibi Allah muhafaza. Ana baba yanlış da söylese öyle değil diyerek itiraz etmemek. Ana babanın arasını açacak söz ve hareketlerden uzak durmak. Ana baba ile oğul veya kızın arasını açacak işlerden uzak durmak veya gelin kaynana arası diyelim bahsettiğiniz. Gelinleri ana baba ile oğullarının arasını açacak sözlerden uzak tutmalıdır. Kendilerini uzak tutmalılar gelinler de. Veya gelinleri onları uzak tutmalı. Konuşurken yap, yapma gibi ifadeler kullanmamak onlara. Emir kipiyle emir konuşmayacağız. Kipi, emir ve yasak kipiyle konuşmamak. Yapar mısın gibi ricada bulunmak. Tabii. Bir diğeri hayır dualarını almak. Çünkü ana babasının duasını almak ganimet bilmek. Ya, sırt yere gelmez diyoruz hocam. Evet. Allah'ın izniyle sırt yere gelmez inşallah. Hani üç duası kabul olunan vardı ya. Ana babanın duası, mazlumun duası. Diğeri neydi hocam? Bir de diğeri yolcunun duası. Eyvallah. Yolcunun duası. İnsan bazen basireti bağlanıyor sevgili hocam. Başka onlardan beddua almamak. Bu çok önemli. Tabii. Evet. Allah'ın rızası ana babanın rızasındaydı. Allah muhafaza Allah'ın gadabı ana babanın gadabında olur ki onların bedduasını almamak. Hocam abad olduğunu sandığımız bir hayat kurarız. Evet. Bir bedduayla berbat Allah ederiz. Muhafaza. Allah muhafaza. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Başka uzaktaysalar ziyaretlerine gitmek, ana baba ve mahrem akrabaları ziyaret etmek vaciptir. Hiç olmazsa selam göndererek, işte bir mektup yazarak ne yapılmalı? Bu günahtan kurtulunmalı. İşte ziyarette de sıra bakın seyircilerimizi de aktarmış olalım. Ana, baba, evlat, dede, nine, kardeş, amca, hala, dayı, teyze şeklinde sıralama. Sıralama mı? Evet. Şimdi burada aklıma ne geldi biliyor musunuz hocam? Orada anne babadan sonra dede nineyi söylediniz ya, dede nine. Evet. Hocam aslında onlar baktığınız zaman hani annemizin babamızın dünyaya gelişine vesile olan insanlar. Sanki tamam. Mantık yok, olarak o geliyor çünkü ama o bizim... Bizim anne babamız da... Anne babamızın anne babası ya. Heh. İlk sıra onlarda gibi yorumladım ben. Anladım hocam. Yani şöyle de olabilir. Onlar da kendi annelerini babalarını kendi anne ziyaret edecek. Tabii. Tamam, o manada olabilir. Dedim sana. Evet. Evet. Başka bir de beraber yemek yemek. O da bereket olur tabii. Değil mi hocam? Hocam zaten ağızlarından dua düşmüyor ki. Evet. Yani ne olsa bir ortama girdiğiniz zaman, bir iyilik yaptığınız zaman, ayaklarına bir çorap aldığınız zaman sanki dünyaları bağışlamışsınız gibi dua ediyorlar. Evet, evet. Yani o duayı alan evladın da Allah'ın izniyle evet, sırt yere gelmez diye düşünüyorum. Sevgili hocam, bizim duasını almışız. Bir şey hatırlatacağım dedim. Çok çarpıcı bir örnek. Anne baba çağrıldığı zaman nafile namazın bozulup gidilmesi mi gerekir? Ya olabilir. Farz namaz değil de. Farz namaz değil, tabii, nafile namazın. Tabii. Bu kadar da ince yani. Şimdi şöyle çok hayati bir şeyse Allah muhafaza. Ona yetişemediğimiz zaman hayatı tehlikeye girecek, hatta farzı bile bozabiliriz. Evet o kesin. O, tamam. O çok zaruret durumunda. Evet, zaruret sonra ne yaparız? Namazımızı kaza vakit içinde kılarız. İnşallah vakit geçmemiş olur. Ki nafile zaruri bir durum olduğu zaman kendimiz de bozabiliyoruz. Hele anne baba çağırdığı zaman. O zaman bozmak icap ediyorum. Bunu da sevgili izleyenlerimize paylaşmış olalım. Öncelik vererek bozulabilir. Sonra ne yaparız? Nafile namazı zaten istediğimiz zaman yine kılabiliriz. Tabii kesinlikle. Yani anne babalarımıza karşı vefatlarından sonraki haklarımız neler? Evet hocam bunlara da değinelim. Bunlara da değinmeye çalışalım. Birincisi definlerinde erken davranmak. Geciktirmemek. Sünnet üzere yıkamak onları. Bu işi bilen iyi kimselere yıkatılmalıdır. Efendim cenaze namazını biliyorsa evladını kendisinin kıldırması. Aslı ona fıkhen. Tabii. Dine. Değilse resmi görevlilerimiz var. Sizler varsınız veya belediyelerimizin görevlileri var. O görevleri onlar aracıyla yaptırabiliriz. Başka toprağa kendisi koymak. Anne babasının evladını koyması. Onlara hep dua etmek. Efendim onlar için sadaka vermek. Efendim onlar için bakınız yemek yedirmek. Sevgili hocam onlar için sadaka nasıl verilir?
Nasıl tabii, verelim? Bir vasiyetleri varsa, özellikle bir borcu kalmışsa o yerine getirilir. Efendim, maddi bir şey de verebiliriz. Onların efendim şunu ziyaret edilmesini istediği kimseler varsa öldükten sonra bile akrabalardan vesaire onları ziyaret ederiz. Maddi manevi bu konuda da elimizden gelen onların istemiş olduğu şeyleri yapmak suretiyle öldükten sonra da bir nevi sevabımız ne yapmış olur? Devam etmiş olur. Onların lehine inşallah devam etmiş olur. Bizlere de sevap yazılır elbette ki. İnşallah. Başka onlar için yemek yedirmek dedik. Onların dostlarını ziyaret etmek. Ana baba dostu tabii, da çok önemli yani hocam. O da tabii, dinimizin bize bir uyarısı, tavsiyesi. Kabirlerini ziyaret ederek dua etmek. Sadece anne babanın değil, öncelikle onların ama çünkü biz kabirleri ziyaretimizi ne yapar? Ölümü hatırlarız ve ibret alırız. Kesinlikle. O da bir faydası hocam, var. Hocam kabristanlığa girerken hani bir selam verme şeklimiz var ya. Hı hı. Onu sevgili izleyenlerimizle paylaşır mısınız? Biz kabristanlığa girerken ne diyelim? Esselamu aleyke ehle kubur ve nahnu lahiquna inşallah biküm diye Arapça ibare olarak var. Esselamu aleyke ya ehle kubur. Ey kabir ehli, size selam olsun. Eyvallah. Bir gün biz de size kavuşacağız inşallah. Tamam hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, başka hayırlı bir evlat olarak işlediğimiz sevaplardan onları istifade ettirmek şeklinde. Hı-hı. Bu sorunuz da böylece. Burada sadaka-i cariye bölümüne giriyor değil mi hocam? Onların adına sadaka-i cariye olmuş tabii, oluyor. Hani peygamberimiz buyuruyor ya. Üç kişinin amel defteri kesilir ancak insanoğlunun amel defteri kesilir ancak üç kişinin müstesna nedir? Sadaka-i cariye yapanı. Hı hı. İşte cami, Kur'an kursu, çeşme, köprü, han, hamam, okul, yol vesaire gibi tabii, halkın genel istifadesine faydalanacağı eserler bırakan kimsenin, efendim ilmi eser bırakan alimin, hı hı, üçüncüsü de kendisine hayır dua edecek evlat bırakan ana babanın da amel defterine kapanmayacağını, kesilmeyeceğini, hayr-i kesirinin devam edeceğini peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz hadis-i şerifinde işaret ediyorlar. Ne mutlu bunu yerine getirebiliyorsak. O zaman bir insan şunu anlayabilir miyiz hocam? Annesine babasına tabii ki herkes değer verir. Herkes tabii, çok fazla elbette, değer vermek zorundadır. Sırf onlar sadaka-i cariye sevabı kazansınlar diye, hı-hı, bir evladın Kur'an öğrenmesi, Kur'an okuması, hatta öğrendiği Kur'an'ı başkasına öğretmesi de çok önemli değil midir? Sırf onlar Kur'an okuyan bir evlat yetiştirmişler. Tabii. Ve o evlat ilminden başkalarını istifade ettiriyor. Tabii. O anne babaya da o evlat vesilesiyle sadaka-i cariye sevabı yazılıyor. Bu da çok önemli, tabii, çok güzel zengin, değil mi sevgili hocam? Tabii elbette. Hani çok zengin olmayabiliriz. Cami, ne bileyim okul vesaire yaptıramayabiliriz ama değil mi? En azından oralara yardımlarımız olmuştur. Kesinlikle. Alim de değilizdir ama bildiğimizin ilmi tahsil etmişizdir. Evet. Veya ilim tahsil eden talebelere, öğrencilere yardım etmişizdir. Hı hı. Hayırlı evlat hepsini kapsıyor. Değil mi? Az önce bahsettiğiniz gibi o durumda olanlar veya başka hizmetleriyle değil mi? Dine, devlete, millete, memlekete, tabii, hizmet eden ne olursa olsun inşallah hayırlı evlat olmuş olur diye. İnşallah. Sevgili hocam çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi mübarek Ramazan-ı Şerif ayı. Sonuna geldik hocam. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı özelinde neler söylemek istersiniz sevgili Rabbim izleyenlerimize? Rabbim bu ayı hakkımızda hayırlı eylesin inşallah. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan azatlık olan rahmet ayının sonuna geldik. Son Ramazanımız olmasın inşallah. İnşallah. Rabbim bayrama ve daha nice Ramazan-ı Şeriflere bizleri kavuştursun. Birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, hoşgörü duyguları içerisinde hep beraberce bayramı huzur içerisinde kazalardan, belalardan uzak, trafik kurallarına da uyarak seyircilerimize onu hatırlatalım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Çünkü efendim sevdiklerimizle beraber bu dünyadaki sevdiklerimize kavuşacağız derken Allah muhafaza bir tedbirsizliğimiz efendim ahiretteki sevdiklerimize kavuşma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız ki hiçbirimizin istediği bu değildir. Elbette ki mukadderat, takdirat neyse o olacak ama tedbiri ne olur elden tabii, bırakmayalım. Tabii, tabii. Kurallarını da uyalım. Aşırı hızlı da gitmeyelim. Sevdiklerimize çok güzel oldu. Efendim, Allah razı olsun. Güzel bir şekilde kavuşalım. Bizim aşırı hızımızla başkalarının sevincini kedere, üzüntüye veya kendimizin kederine, üzüntüsüne dönüştürmeyelim inşallah. Hani geç geldi desinler, geçmiş olsun demesinler diye bir tabii, laf var tabii, bizde tabii, hocam. Tabii tabii. Evet. Şu duayla da bitirelim. Hani namazların sonunda da veya Kur'an okuduğumuzda okuduğumuz Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
Rabbena ufir li veli valideyye velil müminine yevme yekumul hesab. Konumuzun da özeti gibi olsun. Eyvallah. Rabbimiz beni, ana babamı ve bütün müminler hesap gününde bağışla diye dua ederek sohbetimizi bitirelim. Mevlam inşallah Allah bayrama, daha önce Ramazanlara hep beraberce bizleri kavuştursun. Bu rahmet Amin. Ayında yapmış olduğum bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin sevgili Tutmuş hocam. Olduğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz fıtralarımızı, zekatlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı kabul eylesin. Okumuş olduğumuz hatimleri, Kur'anları, mukabeleleri, bütün ibadet ve taatlarımızı, tesbihatlarımızı, tezkiratlarımızı makbul eylesin Rabbimiz inşallah. Allah değerli razı olsun. Seyircilerimiz. Değerli Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Rabbim ömrünüze bereket ihsan eylesin. İnşallah evet. Evlatlarınıza da bu bağlamda hayırlı uzun ömürler nasip eylesin hocam. Hepimizin Allah... evlatlarını hayırlı eylesin. Inşallah. Amin. Değerli hocam sağ olun var olun. Allah Şimdiden hayırlı. Bayramınız mübarek olsun. Hepimiz seyircilerimizle bayramını tebrik ediyorum. Allah hayırlısıyla geçirmeyi nasip etsin bayramı. Amin sevgili hocam. Hayırlı iftarlarınız olsun. Sağ hayırlı olun. Hayırlı iftarlar. Evet sevgili dostlar, Ramazan Bereketi programımızın bu akşamki konuğu bütün samimiyetiyle, muhabbetiyle, doğallığıyla, güler yüzüyle, hoş sohbetiyle sevdiğimiz, saydığımız, değerli hocamız, Ordu İl Müftü Yardımcımız Avni Bolat hocamızdı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam elinden geldiği kadar bizi kırmıyor sohbetiyle, bizi bereketlendiriyor elhamdülillah. Biz de hocamızı gerçekten gönülden seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun değerli hocam. Bu bağlamda Allah nasip ederse yarın akşam yine Ramazan Bereketi programında son akşamımızda bir arada olmak ümidiyle iftarlarınız bereketli, ibadetleriniz makbul olsun. Bizleri duada unutmayın inşallah. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun.